Hazreti Ömer diyor delil değilmiş. Hazreti Ömer delil değil diyor. Hazreti Ömer diyor efendim bir şeyler söylüyor. Üç tane şey söylüyor. Mesela diyor. Hazreti Ömer'in delil olmadığını ispat edeyim diyor. Huzeyfe mi diyor ne diyor? Sahabenin adını unutmuş olabilirim diyor. Ebu Huzeyfe diyor bir tane daha var diyor. Hristiyan bir kadınla evlenmişler diyor. Üç tane misal veriyor. Orada lüzum yok. Üçü de yanlış bir misal de bir tane vereyim. Şimdi onun da görüşüne yer verelim burada değil mi şimdi? Tek taraflı konuşmayalım. Diyor ki Ebu Huzeyfe'nin diyor iki tane sahabe biri daha var diyor. Onlara diyor mektup yolladı diyor. Bu Hristiyan karıları boşayın dedi diyor. O sahabeninden olan zat boşadı diyor. Çünkü devlet görevindeler falan ya. Ebu Huzeyfe olacak diyor. İsimle yanılabilirim diyor. Ben onu naklediyorum ha. Ben de incelemiş değilim. Ama biliyorum konuyu. Böyle bir konu var. Ona da karını boşa dediği zaman o da cevap yolladı ki diyor. Haram mıdır? Yani ben bu Hristiyanla evlenemez miyim dedi diyor. Hazreti Ömer de dedi ki diyor haram değil. O da dedi ki diyor haram değilse ben de bunu eş etmişim. Yani haram da değilse bununla evlenmek sahihse ben bunu boşamıyorum ne var dedi diyor. Hazreti Ömer de tamam o zaman yani bildiğini yap. Yani ona bir şey demedi diyor. Bu neymiş biliyor musun şimdi? Hazreti Ömer'in delil olmadığını ispat etti bunlar. Ya Hazreti Ömer sanki haram biliyordu. Ya onun konuşması ne zaman olsa anlaşılır biliyor musun? Hazreti Ömer diyecek ki buna haramdır. Bu da diyecek ki haram değildir. Bende de hadis bilgisi var, helaldir. Hazreti Ali'ye iş karışınca fetvayı kim veriyordu? Hazreti Ali, ekdane Ali'yün. En iyi fetvayı bilen Ali'dir diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor. Hadi diyelim iş şeriat mahkemesi Hazreti Ali'ye gelse. Hazreti Ali de dese ki, ya Ömer yanlış biliyorsun. Haram değildir, helaldir. O zaman dediği lafın bir manası olur. Şimdi Hazreti Ömer, halife-i ruh-i zemin. Emirül müminin. Oranın valisine diyor ki senin karın Hristiyan olursa işler karışabilir. Sen madem valisin, yönetimdesin. Hazreti Ömer fetva yayınlamıyor ki Hristiyan karıları boşayın diye. Valim olduğun için diyor yönetimle alakalı siyasi nedenlerle lütfen Müslümanlarla evlenelim diyor yani. Hazreti Ömer bunu yönetici olarak demeye hakkı var. Adam da haram mı diyor? Haram değilse ben tutacağım karımı diyor. Tamam tut o zaman ben haram demiyorum diyor. Ama bunu adet edersek herkes böyle alışırsa iyi olmaz diyor. Hazreti Ömer bunu siyasi tedbir ve yönetim açısından konuşuyor. Harama helal demiyor, helala haram demiyor. Buradan yola çıkarak dedi ki, Hazreti Ömer dinde delil değildir. Halbuki, Tirmizi hadisinde, اِقْتَدُوا بِاللَّزَيْنِ مِنْ بَعْدِ Benden sonra iki sahabemden iki kişiye uyun. Ebi Bekir'in ve Ömer'a. Biri Ebu Bekir'dir, biri Ömer'dir. Bu hadis Tirmizi'de. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn. O da Tirmizi'de geçer. Benim sünnetim neyse, Raşid halifelerimin sünneti. Raşid halife kim şey? Adam diyor, ben de Raşid halifeyim. Bir Ebu Bekir Bağdadi de diyebilir. O zaman ne yapacağız? Öbür hadise bakacağız. El hilafetü ba'di, 30 sene. Benden sonra halifelik kaç sene devam edecek? 30 sene. Zaten orada 6 ay bile Hazreti Hasan'ın dönemi eklenerek 30 tamam oluyor. O kadar ince bir vahiy gelerek Efendimiz buyurmuş kaybı ne bilsin. Mevla bildiriyor da biliyor. O zaman... Onların sünnet temessekû bihâ ve addû aleyhâ bin nevâciz. Sarılın, tutunun, elinizden kopabilir, dişinizle ısırın diyor sünnetlerimizi bizim. Dolayısıyla sen o halifelerden biraz Ömer. O zaman levkâne vâdî nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Bu da sünende geçiyor. Ondan sonra innel hak yentukû alâ elsâni Ömer. Hak Ömer'in diliyle konuşur diyor. Bu kadar hakkında hadis olan zata kalkıyor yine dinde delil değil, şudur budur, evet o sözümdeyim diyor. Çünkü o benim eski reddiyelerim var, onu deştiler yine. Onu söylüyor. Vesaire vesaire, bundan da sizi tekrar uyarmış olayım. Ama ben delillerle bir reddiye bir dahaki aykı dergiye yaparız. Onun da kitabından sayfa vererek ne demiş. Çünkü kitaptan alınmak daha kolay oluyor. Çünkü sözlülerde laf çevriliyor, evriliyor. Kitaptaki kalıcı oluyor, sayfada veriliyor. Kalıcı oluyor ama tabii adamdan sonra kitabı da kıvırdılar değil mi? Karaman'da ne diyor? O kitabı ben bastırmadım diyor. 13'ün diyor. Orada ileri geri yanlış anlaşmalara şeyler olmuş diyor yani. Bu sefer kitabı da... Arkadaş ne yapacağız ya? Laflar dönüyor. Kitaplar dönüyor. Her şey dönüyor yani. Niye biz dönmüyoruz arkadaş ya? 40 senedir aynı şeyi konuşuyoruz.
sizin niye böyle kıbleniz seyyar olmuş ya? Ayetleriniz böyle, manalarınız böyle, hadisleriniz böyle. Bugün var dediği hadise yarın yok diyor. Bugün böyle anladım dediği ayete yarın değil diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu milletin ırzı var, namusu var, şusu var, busu var. Adam bu nikahı sahih mi, değil mi? Bu çocuk nesebi sahih mi, veledi zina mı? Bu kadar sahabe var, bunun tabiin var. Tabiinin birçoğu cariyelerden. Tabiinin birçoğu cariyelerin çocukları. Mevali, bütün ulema, muhaddislerin çoğu. Bunlar hep başımızın tacı, en hayırlı asır sahabeden sonra tabiin. Yani bunların sen efendim nesebine nasıl tane edebilirsin yani? Dediğin lafın nereye gittiğini insan düşünmek zorunda değil midir? Hocayım diye geçiniyorsun. Hizmet yapayım diye televizyonlara, kanallara gönderiyorsun. İşin bitti de Allah'ın ayetlerini tahrif mi kaldı ya? Ne işin var Hazreti Ömer'le uğraşıyorsun? Radıyallahu Teala. Mezhep. Ya diyor bu mezhep diyor. Ne lazım arkadaş? Yani Hanefi ilmaliyle diyor, Şafii ilmalini al diyor. %90 farklıdır diyor. Vallahi yalan söylüyor. Hanefi ilmaliyle Şafii ilmali %90 derecede çelişir mi ya? Nerede çelişecek? Abdesti bozanlar Allah. Bir kan meselesinde hepinizin bildiği gibi Şafii de bozmuyor, Hanefi de bozuyor meselesi. Hanefi'de de kadına tutmak yani hanımına dokunmak bozmuyor. Şafii'de hanımına dokunmak bozmuyor. Gibi birkaç meseleyi hepimizin duyduğu %90 ilmihal farklıymış. Allah'ın dini böyle olur mu diyor ya. Kur'an hadis böyle olur mu diyor ya. Doğru hadisler diyor. %90 din değişir mi diyor. Bak bak bak. %90 ne alakası var? Ayette hadiste diyor. Yoksa diyor işte. Ya her şeyin ayette hadiste olmadığı. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. He? Hazreti Muaz'a ne dedi Yemen'e gönderirken? Nasıl fetva vereceksin? Kur'an'a bakar. Bulamazsan bak dikkat et. Hadis sahih. Eğer ki her şey Kur'an'dadır mantığıyla gidilse Efendimiz ona Kur'an'da yoksa der mi? Peki diyor Kur'an'da bulamadın. Hadis-i şeriflerden bildiklerime müracaat edin. Onda da bulamadım bir bilgi diyor. Febirayi o zaman içtihad ederim, görüşüme bakarım diyor. Ki Muaz ibn-i Cebel sahabenin fıkıhçılarındandır. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Elhamdülillah lezi ve feka rasule rasuli. Resulünün elçisini muvaffak kılan Allah'a hamd ederim diyor, isabet ettin diyor. Birçok sahabe hakkında böyle söylüyor. Bu bir içtihat meselesi. Kur'an-ı Kerim şöyle demin baştan okuduğum ayet. Velev raddüyle Resul. Bir iş karıştı. Kime çevirsinler sorunun, müşkilin hallini? Resulüme. Ama sadece Resul'de kalsa hadiste kalmış olurdu. Hadiste kalmıyor. Ne diyor? Ve ilâ ülül emri bilûm. İçlerindeki ülül emre. Ülül emir kim? Lâlime ullezîne estembutûne umminûm. O meselenin derin fıkhını çözecek kendindeki bilgi olan kitap ve sünnetteki bilgisine kıyas yaparak içtihat edecek istinbat. İstinbat bir tabirle içtihat işte. Derin kuyudan su çıkarmak manasına lügatta. İstinbat ehli onun çözümünü ve hallini bilirlerdi diyor Kur'an. Niye Resul'de de kalmıyor? İstinbat ehline sorsalar bilirdiler diyor. Demek ki içtihat ehlini Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Peki çok sahih bir hadis Bukhari'de de var. Ve Veda Haccı'nın hutbesinde de geçen bir şey. Ne diyor? Belligu diyor, ulaştırın diyor. Ferubbe mübelleğin ev'amin sami'in. Bak çok sahih hadis, bunları mantıklı düşünün. Nice diyor, benden ağzımdan duymayıp sonradan kendisine ulaştırılanlar var ki benim ağzımdan duyandan daha iyi kavrayıcı olacak. Hayır, tam anlamadınız. Devamı da var. Verubbe hamili fikhin ilâ men ve efkahu minhu diyor. Nice İçinde fıkıh yüklü hadisi taşıyıp nakledenler var. Kime nakledecek diyor? Fıkhı kendinden daha derin anlayacak kişilere nakledecek. Yani ne demek istiyor? Sahabenin içinden müçtehit, fıkıhta müçtehit olan 20 tane çıkıyor. Geçen de Ebu Hureyre değil dediysem, şu anda tekzip ediyorum çünkü yeni bir kaynakta gördüm. Ebu Hureyre de sade muhaddis değilmiş. Ebu Hureyre de fıkıhta var. Fakihtir diyor. 20 kadar isim sayıyor. 4 halife zaten var. Ondan sonra 4 de Abdullah var. Abadile Yarba. Ondan sonra Muaz ibn-i Cebel. İşte burayı da sayıyor. Ayşe radıyallahu anh'a gibi. 20 kadar. Geri kalanların hepsi hadisleri ne yaptılar? Sahabe naklettiler. Bak ne diyor? Nice fıkıh yüklü. Bir hadisten 1000 tane fetva çıkarıyor müçtehit. Bazen. Bir hadisten 1000 tane fıkıh çıkarabilen müçtehit var. Ha. Nice diyor fıkıhı taşıyan var. Ama kime taşıyor?
kendinden daha iyi anlayana taşıyor. Yani burada İmam-ı Azam'ın sahabeden üstün olması gerekmez. Ama anlayışta, fıkıhta, içtihatta, o melekede İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh birçok sahabeden daha fazla içtihat etmiş. Öyle mi değil mi şimdi? Çünkü sahabenin görevi o değildi. Görevi taşımak, tebliğdi. Faziletleri de üstün, ayrı bir şey. Ama burada o zaman içtihat yoksa, mezhebe lüzum yoksa, bu sahih hadiste niçin buyuruyor ki siz sahabemsiniz ama sizden daha çok fıkhı bilenlere taşıyacaksınız? Bu ne demek o zaman? Onlara yol veriyor. Birçok ayetler, hadisler, fe'tebirû yâ ulil ebsâr, ey basiret sahipleri itibar edin. İtibar, ibret almak diyorsun. Halbuki kıyas, kıyasın delilidir Kur'an'da. Yani mukayese yapın. Neden? Ayette yok, hadiste yok. O zaman kıyas edin. Şimdi sen içtihat yok, mezhep yok, şu yok, bu yok. O hadis uydurmuşlar, bırak git diyor. O hadis bırak git. Ya neye dayanarak dersin ki falan alim ve muhaddis dedi ki bu zayıftır veya uydurmadır. Bir kaynak vermek durumundasın. Adam kaynak kendi ya. Kerameti kendinden melkul şeyh gibi kaynak. Ben diyor, ben varım diyor ya. Süleymaniye'de 30 sene hutbe okudum diyor. Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kadir Musuroğlu da anlatıyor onun hakkında bir şeyler. Eski bir şairden falan. Padişahların aleyhine çatan laflarına falan. Mütekebbir diyor, bir şeyler diyor. Onu da ayrıyetten dinleyebilirseniz dinlersiniz. Kadir Musuroğlu. Mısırlı oğlu değil ha. Adamı kızdırmayın. Ben diyor Mısıroğluyum diyor. Mısır yiyenler Mısıroğlu yani. Bizim memleket Mısır ekiliyor ya. Mısırlı diye bana diyorlar. Türk değil demek için bana böyle yapıyorlar diyor. Yani o adamın hakkına girmeyin. Kadir Mısıroğlu. Tamam mı? Telaffuzları doğru söyleyin yani. İnsanların soyadlarını, adlarını eksik söylemeyin, fazla söylemeyin, kızdırmayın insanlara. Onu da şey edelim. Şimdi tabii biz Efendi Hazretleri'yle çok evvel Mina'da tefsir yazıyoruz. Daha Bakara suresindeyiz. Belki bu dediğim 25 senelik iş. Nesih ayetlerindeyiz. Bu geldi çadıra. Nesih'i inkar ediyor. Ne nesihiymiş falan. Daha bak hiç unutmam. Belki 30 sene var. Fevzi Başak var. Allah selamet versin, eski ihvan. Fevzi Başak'ın evinde yemekteyiz. Ha şu şeyde Fatih Malta'ya giden evde. Şimdi orada oturmuyor. Orada yine efendi falan. Bu yine orada. Bu mezhepler, bu miçtehitler başladı konuşma. Yani ben bunu cemaziyel evvelini biliyordum zaten. Ama iş gelip ayetlere kadar dayanacağını, sahabeye kadar dayanacağını, Hazreti Ömer'e kadar dayanacağını da o kadar da düşünmemiştim. Ama tabii fren patlayınca nerede duracağı tahmin edilemiyor. Akıl hakim kılınınca, ben mantığıma bakarım denilince, tamam mı, nakilden ayrılınca bir hocayım geçinen adam, Allah muhafaza bin tane cahilin de yapamayacağını, Charlie Hebdo'nun da yapamayacağını, CIA'nın, Mossad'ın da yapamayacağını maalesef ulema-i sü, İmam-ı Rabban tabiriyle şeytanı istirahata çektiren, senin bu işini biz üstlendik, ekranlardan, kürsülerden yapacağız. Sen gelip vaaz edemezsin ki, ya bir otur dinlen, canın çıktı dünyanın başından beri, milleti saptırmaya uğraşıyorsun diye şeytanı emekli eden alimlerden bahsediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. 400 sene evvel bir de bunu söylüyor. Ki 400 sene evvel de onun döneminde de çıkmıştı dinler arası diyaloglar, mezhepsizlikler, mezhepleri kaldırmalar falan. Efendim Ekber Şah dönemi falan. Tabii İmam Rabbani bu işlerde onun için binin müceddidi oldu. Bu müceddit işleri kolay olmuyor. Yani bir